Bu videoda x sonsuza yaklaşırken limite aynı olan sonsuz sayıda fonksiyon olabileceğini göstermek istiyorum. Mesela x sonsuza yaklaşırken bir f(x) fonksiyonunun limitinin 3'e eşit olduğunu söyleyelim. İşte bu videoda bunun bazı örneklerini göstereceğim. Daha fazla örnek oluşturmaya devam ederek bunun geçerli olduğu sonsuz sayıda örnek verebiliriz. Mesela buradaki grafiğe bir bakalım. Bu arada başka videolarda bunun neden böyle olduğunu da konuşacağız ama burada çok çok büyük x'ler söz konusu olduğunda ne olacağını düşünelim istiyorum. Çok büyük x değerleri söz konusu olduğunda artı 5'in bir önemi kalmaz ve sonuç giderek 3x kare bölü x kareye yaklaşır ki o da 3'e eşittir. Bunu tam şurada da görebiliyorsunuz. Yeşil renkle grafiği çizilmiş. Grafiği kaydırdıkça görebiliyorsunuz ki x henüz 10'a eşitken bile 3'e oldukça yaklaşmış durumdayız. Eksenleri görebilmeniz için biraz uzaklaştırayım. İşte evet burası 3. Hatta asimtotu da noktalı bir şekilde ee, gösterelim. Evet bu bu y eşittir 3 doğrusu ve x sonsuza doğru gittikçe fonksiyonun bu doğruya daha da yaklaştığını görüyorsunuz. Ancak videonun başından beri sürekli söylediğim gibi bunu görebileceğimiz sonsuz sayıda fonksiyon vardır. Bu durumdaki tek fonksiyon bu değildir. Mesela doğal logaritma içeren bu garip fonksiyonla da bunu görebilirsiniz. Bunda da x sonsuza doğru giderken grafik giderek 3'e yaklaşıyor. Yeşil olandan biraz daha yavaş bir hızla 3'e yaklaşıyor olabilir ama sonuçta sonsuza gitmekten bahsediyoruz bahsediyoruz. X sonsuza yaklaşırken bu grafikte 3'e yaklaşıyor. Bu arada başka videolarda bahsettiğimiz gibi X büyürken sürekli asimtota yaklaşmayı sürdürdüğü sürece asimtot etrafında dalgalanan grafiklere de sahip olabilirsiniz. Yani mesela buradaki şu fonksiyonda işte buna bir örnek. Biraz yakınlaştıracağım. Evet biraz daha yakından bakalım. Mesela X eşittir 14 noktasına bakalım. Hepsinin 3'e yaklaştığını görebiliyoruz. Mor olan etrafında dalgalanıyor, diğer ikisi ise aşağıdan 3'e yaklaşıyor. Ama x değeri çok daha büyüdüğünde, şimdi biraz uzaklaştıracağım, birazdan tekrar yakınlaştırırım. Evet, şimdi çok büyük değerlere bir bakalım. Sonsuzluğu düşündüğümüzde aslında 100 bile o kadar büyük bir sayı değil, hatta trilyon bile sonsuzluk karşısında çok da büyük sayılmaz. Ama biz şimdilik 200'e gidelim. 200, evet baktığımız diğer sayılardan çok daha büyük. Şimdi x'in 200'e eşit olduğu noktaya yakınlaşalım. Fark ettiğiniz üzere grafiklerin hala asimtot etrafında sabit olmadıklarını ve de asimtotun tam olarak üzerinde olmadıklarını görebilmek için çok çok fazla yakınlaştırmamız gerekiyor. Gerçekten de epey yakınlaştırdım ölçüye baksanıza. Bu karelerin her biri şu anda yüzde bire denk geliyor. Buralarda asimtota çok 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 daha yakın olduklarını görüyoruz. Aslında yeşil fonksiyonun asimtotla farkını bu yakınlıkta bile hala tam olarak söylüyoruz söyleyemiyoruz ama grafik üzerindeki noktalara baktığımızda 3 ya da 4 ondalık basamağa kadar detaylı verildiklerini ve 3'e gerçekten de çok yaklaştığını ama tam olarak 3'ün üzerinde olmadığını görebiliyoruz. Yani yeşil fonksiyonun en hızlı yaklaşan olduğunu söylemek bir argüman olabilir. Ancak başa dönersek bu videodaki amacım verdiğimiz ifadeyi karşılayacak şekilde sınırsız sayıda fonksiyon söz konusu olabileceğini vurgulamaktı. Biz burada x sonsuz yaklaşırken fonksiyonun limitinin 3'e eşit olacağını söylemiştik ve ben rastgele seçtiğim 3 örnekle bunun geçerli olduğu bazı durumları gösterdim. Aynı durumu karşılayan daha pek çok fonksiyon olabilir. Ne kadar yakınlaştırdığımı az önce anlamamıştım. Epey yakınlaşmışız. Hadi şimdi ifadeyi yazdığımız yere yani orijine geri dönelim. Evet işte işte orada. Belki bu şekilde yakınlaştırırsam daha iyi olabilir. Evet işte oldu. x sonsuza giderken bu fonksiyonların her birinin limiti 3'e eşittir.